Yes, keep one. Everybody keep one. Anybody wants pizza on those pies? Asayı soğutanır ya. Aslında cidden utanır. Yani ben şimdi hani o günü görmesen, o günü gördükten sonra insan zaten o günleri hatırlıyor. İnsan utanıyor. Bir insan da mesela 50 para ver bana. Yani belki 100 bin kişi var ama belki en fazla diyeyim 100 kişisi utanmaz ama 99 bin insan utanır ya. İnsan yani utanır, insanda gurur olur. Biliyorsa bazen yani düşün ya, hiçbir çaren yok. Tek bir çaren bir insan sana bir lokma ekmek vermektir. O mecburiyetle orada oturuyorsun. Ben hep bunu diyorum ya, diyorum yani hani ne kadar param olduğumuz değil, ne kadar verebiliriz bunu. Yani zengin olmak, aslında çok zengin olmak diye bir şey değil ya. İnsan zengin olup da yani bir o zenginin değerini bilmezsen, başka hani başkalara bakmazsan, çaresi insanlara gerçekten uzatmazsan, keşke para her şey olsaydı ya. Para hiçbir şeydi ya. Cidden yani para, evet param olmadığı zaman hani o anları düşündüm 2001'de. Para o zaman her şeydi. Çünkü yok ya, yoktur. Olmadığı için her şey senin için ama para olduğu zaman bir bakıyorsun para hiçbir şeymiş ya. Hakkı Akdeniz 96 gün sokakta yaşadıktan sonra New York'un evsiz barınaklarından birinde tanıştığı bir Türk kadın sayesinde iş bulmuş ve bugün New York'un en başarılı pizzacılarından biri. Akdeniz haftada bir gün yaz kış demeden kendisine bir yatak veren barınağa gidiyor ve oradaki evsizlere pizza dağıtıyor. Yani gerçekten zor ya sokakta kalmak. Bir de sokakta kalan insanlar her birisinde bir hikayesi vardır. Yani onlar orada yani mecbur gidiyorlar. Bir çaresizlikten sokakta kalıyor. Yani şu anda sen ister misin sokakta kalmayı? Asla. İnsan biraz içi yanıyor ya. Gerçekten zor ya. Yani bak Türkiye'de fazla yok biliyor musun? İnsanlar sokakta fazla hani homeless yok. Ama burada her caddede bir tane var. İşte onları o caddeye neden sürüklendi işte hikayesi bilmelisin. Tabii ki herkesin bir hikayesi var. Birisi eşinden ayrılmış, birisi işte hani kendi cuvakla vermiş, cuvak birisi alkolik olmuş. Akdeniz her hafta Bowery Mission adlı evsiz barınağının önünde çarşamba akşamları pizza dağıtıyor. Giving Back Wednesday adını verdiği bu yardım operasyonu önce New York sonra tüm Amerika'da yankı uyandırdı ve Akdeniz'i bir influencer, etkili işler yapan girişimci statüsüne yükselttiği gibi ona 2017'de en iyi göçmen ödülünü de kazandırdı. Şimdi yani 300-400 kişi geliyor. Her hafta? Her hafta geliyor. Evet. Tabii ki ben bir tek başıma bilmiyorum. Arkadaşlar gelip onlar da bize yardım ediyorlar. Ama yani ilk başladığımız zaman kimse gelmiyordu. Cidden abi yani. Korktular. Ya aslında korkmak yani korkmak şudur yani bazı korkma demeyelim de utanıyorlardı. Akdeniz evsiz barınaklarında geçirdiği günleri ve kendisinde bıraktığı izleri unutamıyor. Çok dolu olduğu zaman yer yok, dışarıda kalmak zorunda kalıyorsun. Duşlar bazen mesela her gün almıyorsun. Pazartesi, cuma günleri duş günü var. 20 dakika. Hani 20 dakikada bir girip çıkman gerekiyor. Çok insan olduğu zaman da yani zaman yapamıyorsun. Zaten orada olduğu zaman duş aklında yok ya. Duş almak da hiç hevesin de yok ya. Cidden ha. Ben duş alayım, temiz kokayım, insanlar beni bileni temiz görsün. O yok yani. O dünyada değilsin. Başka dünyadasın. Orada olduğu an o dünya şeydir. Yani ben bugün karnımı doyurayım. Bugün yani yarını göreyim mi görmeyeyim sadece onun dünyasındasın. Peki neden pizza? Ben küçükten beri zaten ben yemek işiyle uğraşıyordum. Yani hani Silvan'dayken de lahmacuncuda çalışıyordum. Lahmacun işi yapıyordum.
ekmeği açmayı biliyordum. İçindeki okay, mesela so. Kıyma, domates, soğanlar, onları zaten biliyordum yani. Benim bir mesleğimdi. Çocukluktan beri, 9 yaşından beri ben bu işi yaptım yani. Buraya geldiğim zaman lahmacuncuru nerede bulacağım bilmiyorum ki. Ama Kanada pizza öğrendim ya. Burada ben pizzacılara çok gidiyordum, iş arıyordum. O zaman da ilgim yoktu. Gittiğim yerlerde biraz hani sıcak bakmıyorlardı. Sonra dedi ki belki bir Türk restoranlarında bulurum. Hakkı Akdeniz bir Türk pizzacının yanında işe başladıktan sonra hayatı değişmiş. Ya pizza yarışması şey oldu. Ben 2005'te Steve Green, PMQ'nun magazin var. PMQ buralarda bir yerde var. Ha. Şurada. Ha. Beni cover yaptılar. Şu. Pizzacıların dergisi. Dergisi aynı. Bütün restoranlar aslında yani. Geldi hamur istedi. Dedi ki pizza şey competition var dedi. Javits Center'da. Ve nasıl pizza competition dedi. İşte hamurlar gönderiyor. Dedim ben de gönderebiliyorum dedim. Sonra bana business kartını verdi. Ertesi gün gittim. Yarışmaya katıldım. Hamuru verdik ona tabii ki o gece. Katıldığım gün 93 kişi vardı, 87. kişi oldum yani. Çok kötüydüm. Dedim, sadece bir basicleri yapıyordum. Bunu dedim kendimi nasıl geliştirebilirim, nasıl dünya şampiyonu ve de Amerika şampiyonu olabilirim, nasıl kendi ismimi hani proof yapabilirim. Her gün hamur eve götürüyordum, deniyordum. Pratik yapıyordum. Evim eşki kokuyordu artık, hamur kokuyordu. Cidden. Çünkü yani her gün artık deniyordum. Ama kafama koymuştum, şampiyon olacağım ve de kazanacağım, bir şey yapacağım diye. Sonra işte şampiyon oldum. Şampiyon olduğum zaman hani dünya şampiyon olmak değişik bir şey yapman gerekiyor. Bir de hani delice bir şey yapman gerekiyor. Ne yapabilirim? İşte kelepçe, elimi kelepçeleyip öyle yaptım. Gözlemesi kapatarak ayaklarım yani iki ayağım altına bile döndürmek. Sırtımda hani hamur döndürmek. Ateşli yapmak. Ateşli yaptığı zaman işte mesela elimi yaktım. Ondan sonra bak burama küçük bir şey geldi, oraya yandı. Yani bayağı şeydi, işte orada bir tane bir bayan vardı, judge. O kalktı bile, oh my god, he's on fire. Kim sor yani, bayağı bir yani... İlk bir daha yeniydim ya o zaman. Çok hesap yapmamıştım. Sonra insanlar çok ilginç gördü. Ondan sonra o gün dünya şampiyonu oldum. İşte dünya şampiyonu olduğum zaman kapılarım daha güzel kapılar açıldı bana. Tabii. PMQ magazin işte beni cover'a koydular. Cover'a koyunca ben ilk açtığım dükkanda dergi masaya koymuştum. Çocuklar o dergileri alıyordu. Ben de dedim neden alıyorlar? İşte bütün gelen çocuklar dergi götürüyordu, alıyorlardı diyelim. Götürüyorlardı. Böyle ünlü oldu. Sonra ben yaptım, bu dergiler bana çok gönderdiler. Ben de okul önüne gittim, çocuklar dağıtıyordum dergiyi. Sonra çocuklar gelip işte bana imza istiyorlardı, fotoğraf çekmek istiyorlardı. Böyle o mahallede kendime bir isim yarattım. İşte o mahallede işte 4-5 tane dükkan açtım. Allah maşallah. Her zaman da şükür etmeliyiz, biliyor musun? Her halimize şükür etmeliyiz. Evet. Bugün aslında bizim bugün ne olduğumuz değil. Yarın ne olacağımız çok önemli. Akdeniz yarışmadan sonra gerekli yatırımı bularak kendi pizzacısını açmış. Şu anda New York çevresinde 11 pizza restoranı var. Akdeniz'in pizzası, New York gibi pizzasıyla ünlü bir kentte kendine yer edinmiş.